Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün şuna bakacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Windows'taki son güncellemeden sonra bakın şöyle hemen göstereyim. 20H2 güncellemesi yani sürümünüz bu ise Windows'unuzun denetim masasında bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklere girdiğinizdeki yani şöyle sistem özelliklerini gösteren ekran artık yok. Daha doğrusu değişti arkadaşlar. Bu ekran da o ekran fakat farklı görünüyor. Bizim alıştığımız şekilde değil. Eski şekline getirmek için de yapabileceklerimiz var. Şimdi normalde bu neredeydi arkadaşlar? Denetim masasına girip şöyle büyük simgeler yapalım. Buradan bakın sisteme girdiğimizde gördüğünüz gibi tekrardan burayı açıyor ama açması gereken aslında yani kafanızda bir şekil oluşması için şöyle görselini koyayım. Normalde şöyle bir görüntü arkadaşlar olması gerekiyor. Hatırlayacaksınız zaten bunu. Normalde alıştığımız için bu görüntüye aşinayız. Ve buradan biz işte gelişmiş sistem ayarlarına girip buradan çeşitli ayarlamalar özellikle performans ayarları falan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da yapabiliriz. Bakın gelişmiş sistem ayarları diyor. Fakat arkadaşlar dediğim gibi aşinalık olduğu için eski paneli gözlerimiz arıyor. Şimdi bunu nasıl geri getireceğiz? İsterseniz hep birlikte bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunun için masa üstümüze bir kısa yol oluşturacağız ve buradaki gördüğünüz uzantıyı bu kısa yola yapıştıracağız. Ben bunu açıklamalara koyacağım sizler için. Oradan kopyalayıp direkt alabilirsiniz. Şimdi bunu kapatıyoruz. Boş bir yerde sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Mouse'umuzla yeni deyip kısa yolu seçiyoruz. Daha sonra kopyaladığımız uzantıyı buraya yapıştırıyoruz. Ve ileri diyoruz. Burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Yani çok önemli değil. Ben burada eski sistem paneli diyeyim ya da özellikleri diyelim. Evet. Son diyoruz. Son dedikten sonra bakın masa üstümüze böyle bir dosya geliyor. Bu dosya çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu uzantı sayesinde eski görünümdeki sistem ayarlarımızı rahat bir şekilde açma imkanı tanıyor bize arkadaşlar. Buradan yine performans ayarlarımızı vesaire buradan rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça basit. Bu masa üstünüzde durabilir. Yine arkadaşlar normal görünümü bilgisayarıma sağ tıkladığımızda normal görünüm olacak. Fakat bu uzantıyı tıkladığımızda da eski görünümü verecek. Yani her iki paneli de aynı anda kullanmış olacağız. Başka bir deyişle. Her neyse bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.